Yaşlı ve yorgun bir eşek, sahibinin artık daha fazla işine yaramadığı için onu istemediğini hissedince istenmediği yerde daha fazla kalmayıp uzaklara gitmeye karar vermiş ve bir sabah erkenden yola çıkmış. Daha sonra yolda kendisindekine benzer nedenlerle evinden ayrılmak zorunda olan bir köpek, bir kedi ve bir horozla karşılaşınca hep birlikte şarkı söyleyip karınlarını doyurmak için düşmüşler yola. Akşam olduğunda hepsi çok yorulmuş. Bir şeyler yemek ve uyumak istiyorlarmış artık. İleride penceresinden ışık süzülen bir kulübe görmüşler. Horoz uçup pencereden içeri bakmış. "Dört soyguncu görüyorum. Nefis bir sofranın başındalar." diye seslenmiş aşağıya. "Bir planım var." demiş eşek ve birbirlerinin sırtına tırmanmışlar. En altta eşek, sonra köpek, onun üstünde kedi ve en nihayet tepede de horoz pencereye yaklaşıp çıkarabilecekleri en yüksek sesle bağırmaya başlamışlar. İmdat! Bu bir hayalet demiş soygunculardan birisi. Bence bir canavar demiş öbürü. Bence cadılar bastı demiş diğeri. Hırsızlar hemen kaçmış o evden. Birkaç dakika sonra dört kafadar soygunculardan kalan sofradaymışlar. Gece onlar uyurken soyguncular geri gelmiş. Ama onlar hazırlıklıymış tabii. Soyguncular içeri girer girmez eşek şimdi demiş ve hep birlikte saldırıya geçmişler. Soyguncular bir daha hiç dönmemek üzere kaçmışlar oradan. Bizimkilerin gittiği yer Bremen'miş. Ve rivayet edilir ki o günden sonra da Bremen'de bir daha hiç hırsızlık olmamış. Sonrasında heykeltıraş Gerak Merkez Bremen'de bu dört kafadarın bir heykelini yapmış. Hala kentin önemli simgelerinden biri olarak orada duruyor heykel. Ha bir de şarkı yapılmış bu hikayeden esinlenerek. Aynı zamanda bir eşeğe bile sahip çıkamayan sosyoekonomik sistem dünyanın ve ekosistemin kaderini belirlemeye çalışıyor bu duygusal şarkı. Tahmin edebildiniz mi? Bu şarkı hangi şarkı? Ben hemen hatırlatayım size. Kaç yıl oldu saymadım köyden göçe Geçen hafta 23 yıl önce 1 Şubat 1999'da aramızdan ayrılışını hatırlayıp sevgiyle ve saygıyla andığımız Barış Manço'ya yani Barış abiye bir selam bırakalım buraya. Bu hikaye aslında çok daha uzun ama benim niyetim zamanınızı çalmak değil. Benim niyetim bu hafta bu ülkenin değerlerinden söz etmek. Daha doğrusu bir hatırlatma yapmak. Olur da hatırlamayan birileri bu videoya rastlar ve hatırlar belki diye umarak. Her zaman olduğu gibi yine delirmeye az kaldı bir haftayı geride bıraktık. Muhtemelen onca tuhaflığın arasında beni en çok yaralayan Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1910 yılında milli mücadeleyi başlatmak için kente ayak bastığı noktada Avustralyalı heykeltıraş Henry Krippel tarafından yapılan ve onur anıtı olarak bilinen Atatürk anıtına iki meczubun gerçekleştirdiği saldırı oldu. O heykelin durduğu nokta Kurtuluş Savaşı'nın başladığı noktadır. Heykel bir Alman vapuruyla 1931'de Samsun'a getirildi ve o gündür bu gündür de Samsun'un gururu olarak dimdik yerinde durdu. Olayı duyan Samsun halkı o günden beri atasının heykeli etrafında nöbet tutmaya başladı. Bu saldırı ilk değildi üstelik geçen sene de Tekirdağ'da bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstü ve okul duvarına spreyle nefret dolu yazılar yazıldı. Saldırıda bulunanlar sayfa sayfa mektup bıraktı anıta. Daha önce de benzeri saldırılar, saldırı girişimleri yaşandı. Peki bu saldırıları yapanlar gerçekten neye saldırdıklarını biliyorlar mı? Yoksa bu geleneksel bir nefretin, cahilce kulaktan dolma ve yanlış bilgilerle donattığı bir nefretin sonucu mu? Yoksa daha da kötüsü provokasyon mu? Valla neden her ne olursa olsun kesin olan şu ki bu ahlaksızca girişimlerin failleri neye saldırdıklarının farkında bile değiller. Bir ulusun geçmişi belli bir dönem üzerinden ifade edilemez. Şayet böyle yapmaya kalkışırsak Büyük Hun İmparatorluğu, Batı Hun İmparatorluğu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Ak Hun İmparatorluğu, Göktürk Kağanlığı, Avar Kağanlığı, Hazar Kağanlığı, Uygur Kağanlığı, Karahanlı devleti, Gazne devleti, Büyük Selçuklu devleti, Harzemşahlar devleti, Altın Ordu devleti, Timur İmparatorluğu, Babür İmparatorluğu gibi geçmişte kurulmuş ve bizi bugüne taşımış tüm bu devletleri yok saymak zorunda kalırız. Tüm bu saydığım devletlerin birer kurucuları olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğundan sonraki son Türk devletini yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Ona saldırmak geçmişten bugüne tüm Türk devletlerini kuranlara saldırmaktır. Türkler tarih sahnesine çıktıklarından bu yana pek çok devlet kurmuş ve hükmettikleri topraklar üzerinde bulunan insanları yönetmişler. İlk çağlardan orta çağın sonlarına kadar Uzak Doğu, Orta Doğu, Balkanlar ve Orta Avrupa bölgelerinde istila ve göçler yaparak geçici ve sürekli devletler, imparatorluklar ve yurtlar kurmuşlar. Farklı isimlere sahip olan bu devletler bir tek millet ve devletin Türk devletinin milletinin devamıydılar. Aynen şu anda topraklarında yaşadığımız, vatandaşı olduğumuz ve bundan gurur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti gibi bu ülkenin bu topraklarda yaşamış ve devleti için canını vermiş bütün vatan evlatlarına, bu toprakları korumak, kollamak için canını vermiş bir ecdada saldırıdır Atatürk heykellerine ya da onun manevi hatırasına yapılan saldırı. O sadece başarılı bir komutan, başarılı bir politikacı olarak nitelenmeyecek, ifade edilemeyecek kadar büyük bir varlıktır. Aynen Teoman, Balamir, Bumin Kağan, Kultuk Bilge Kağan, Kutbettin Muhammed, Timur ve Osman Gazi gibi o da bir Türk devletinin kurucusudur. Kendi devletinin kurucusunu hazmedememekse olsa olsa Türk milletini hazmedememek ona saldırmak bir bakıma kendine saldırmak olur. Türk milleti huzur ve sütun içinde milli ve insani ülkeye aşk ile koşan, kuvvetli ve çalışkan bir varlık gösteriyordu. Yeni kanunların vatandaşı sevindiren neticeleri görülüyor. Ekonominin her sahasında ve memleketin her tarafında Türkler kendilerine ve devletlerine tam bir güven içinde çalışıyorlardı. Ama neresinden bakarsanız bakın düpedüz ahlaksızlık ve ihanet olur. Dünyanın her yerinde heykeller önemlidir. Aynen New York'taki Özgürlük Anıtı, Rio de Janeiro'daki Kurtarıcı İsa, Paris'teki Düşünen Adam heykeli, Floransa'daki Davut heykeli, Hindistan'daki Birlik heykeli, Mısır Kahire'deki büyük Gize Sphinx'i, İsviçre'deki Şefkatli El heykeli ve Hong Kong'taki Tian Tan Buda heykeli ve tabii hikayenin başında söz ettiğim Almanya Bremen'deki Bremen mızıkacıları heykeli gibi. Onlar put falan değildir. Onlar dünya mirasıdır. Geçmişi bugüne taşıyan anıtlardır onlar. Üçüncü yolculuğuna sadece üç sene kaldı Barış abinin. 2025'te demişti. 2025, üçüncü yolculuk. 2023 kayaların oğluna varıyordu iki sene önce de. Sözü de meclisten dışarıydı. Aynen benim gibi. Yaşam Yaşam gibi yaşanmalı, adam adam gibi olunmalı, iş iş gibi yapılmalı, aşk aşk olmalı içerdiği tüm anlamlarıyla. Herkes sırasını bilmeli. Önden giden ardındakilere yol açmalı. Arkadan gelenler önden gidenlere saygı duymalı. Veda veda gibi olmalı sonra. Ardında bıraktıklarınla en azından bir çivi çakabilmiş olmalısın geçtiğin yola. Heykelleri yıkarak değil, aydınlık bir gelecek inşa ederek. Cehaletle değil, bilgiyle yürüyerek varabiliriz tüm yolculukların sonuna dosttan dosta sevgiyle hoşçakalın.